Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere sevdiğiniz kişiyi kendinize bağlama ile ilgili bir ritüelden bahsetmek istiyoruz. Öncelikle herhangi bir gün ve herhangi bir saatte bir kilit alın ve bu kilidi anahtarla açıp önünüze indirin. Daha sonra bu görmüş olduğunuz tılsımı herhangi renk yazan bir kalemle beyaz renkli bir kağıda çizin. Daha sonra tılsımın altına da size bağlanmasını istediğiniz kişinin ismi ile annesinin ismini yazın. Akabinde beyaz renkli bir kumaş parçası alın ve bu kumaş parçası üzerine 7 ayrı düğüm atın ve her düğüm atarken şu söylemi bir kere tek nefeste tekrarlayın. Şöyle: bu tılsımın meleği olan iki kardeş ve iki arkadaşı bana hizmet etmesi için görevlendiriyorum. Onun benden başka hiç kimseyle birlikte olmasını engelliyorum şeklinde söylemi tekrarladıktan sonra nefesinizi bırakın ve bir düğüm atın. Bu şekilde. Ardından ikinci düğümü atacağınız esnada yine tek nefeste söylemi tekrarlayın ve ardından bir düğüm daha atın. Her defasında bir düğüm atarak 7 ayrı düğümü 7 ayrı nefeste atın. Yani her düğüm atarken söylemi tek nefeste okuyun. Daha sonra bu 7 ayrı düğüm attığınız kumaş parçasının her düğüm attığınız boğumuna bir iğne batırın. Şöyle. Ve o kişinin ismi ile annesinin ismini bir kere tekrarlayın. Havva oğlu falan şeklinde ve iğneyi batırın. Eğer o kişinin anne ismini bilmiyorsanız anne ismi yerine Havva ismini kullanabilirsiniz. Her boğuma iğneyi batırın ve o kişinin ismi ile annesinin ismini tekrarlayın. Akabinde bu düğüm attığınız kumaşı tılsım yazılı kağıdın içerisine bırakın ve katlayın. Ve siyah renkli bir ip ile sarın. Sonrasında bu hazırlamış olduğunuz ritüeli karanlık bir yere, başkaları tarafından yerinden oynatılmayacak şekilde bırakın. Tüm bu işlemleri anlattığımız şekilde yaptıktan sonra
ritüeli tamamlamış oldunuz. Ritüel bitiminde de kilidi tekrar kilitleyip başka bir kullanım için saklayabilirsiniz. Bu ritüelden sonra sevdiğiniz kişinin size bağlandığını, aranızda var ise mevcut soğukluğun kaybolduğunu, size karşı suçlamaların ve baskıların yok olduğunu, aranızdaki sevginin, onurunun arttığına şahit olacaksınız. Tüm bu anlattıklarımız maneviyatın içindendir. Maneviyatın bir geçmişi, ahlak ilkeleri, kuralları ve kökeni vardır. Maneviyat ve manevi bilgilerin kendine özel sembolleri ve işaretleri vardır. Yani belirli bir alana hitap ettiğinizde o alanın dilinden konuşmanız gerekir. İşte tılsımlar ve ritüeller de maneviyatın iletişim dilidir. İnsan vücudunun yansıttığı titreşimler, maneviyat ve manevi bilgiler ile yönetilebilir bir ilişki içerisindedir. Bizim sizlere aktardığımız bu ritüeller, bu titreşimlerin kullanılması ve yönetilmesi için oluşturulmuş gerçek kadim uygulamalardır. Gerçek ve doğru ritüel yöntemlerini kullanırsanız eğer, işte o zaman dileklerinizin gerçekleşmesi için sesiniz bir formül şeklinde korunup kaydedilecektir. Bu uygulamada gerekli olan tüm şartları eksiksiz bir şekilde anlattık. Bu ritüel için belirttiğimiz şartlar dışında başkaca bir şey yapmanıza gerek yoktur. Bu uygulama bizden sizlere hediyedir. Konuyla ilgili sorularınızı açıklama kısmında bulunan e-posta adresine gönderebilirsiniz. Teşekkürler.